Kıymet neymiş o yüzden? Suriye'yi savaşın, bizi çıkarmadık. Oraya varıp umurlarımız almadık. Kadınlara biz tecavüz etmedik. Çocukları kundaklarında biz öldürmedik. Ve bu öldürülünce de, bunlar yapılınca da seyirci biz kalmadık. Seyirci batı kaldırı alınmadık. Biz elimizi uzattık. Sınırın ötesinde elimizi uzattık. Sınırımızın içerisinde elimizi uzattık. Bunu da hepinize söylemek istedim. Buralar bize uzak diyarlar değil. Buralar bize uzak memleketler değil. Biz 100 yıl önce aynı milletin insanlarıydık. Halep'le Antep arasında, Aziz'le Kilis arasında herhangi bir fark söz konusu değil. Aynı coğrafyanın insanlarıydı. Ama söz konusu Türkiye olunca, mesela Ukrayna'dan Avrupa'ya gidince büyük bir insanlık dramına sahip çıkan ve büyük bir asalet sergileyen Avrupa, söz konusu Türkiye olunca, söz konusu bizim coğrafyamız olunca, bunu tersine döndürmeye çalışan bir politikayı Türkiye içerisinde tetiklemeye çalışmaktadır. Bunu hep beraber görüyoruz. Kıymetli arkadaşlar, kimse kendi memleketinden çıkmak istemez. Kış bitince Marmara'da, Ağrı'da 5 metre, 6 metre, 8 metre karlar eriyince biz oradan insan cesedi topluyoruz. Niye Afganistan'dan kalkar da, Pakistan'dan kalkar da, çoluğuyla çocuğuyla bir meçhule gideriz? Neden gider? Hepiniz anne babasınız, evlatsınız, gider misiniz? Meçhule gider misiniz? Çocuğunuzu askere gönderiyorsunuz. Sabah akşam acaba ne noktadasın diye arıyorsunuz. Okul okuyor arıyorsunuz. Bu da okul yöneticileriniz var. Belki bazı yöneticiler günde 5 defa çocuğunun durumunu soruyor. Acaba çocuğum orada ne yapıyor diyor. Ya, o, bizim çocuğumuz çocuk da. Onların çocuğu çocuk değil mi? Ben her iklime gittiğimde, her Aziz'e, Çoban Bey'e gittiğimde aynı duygularla karşı karşıya kalıyorum. Yediğimden, içtiğimden, giydiğimden falan ben yanlış bir şey mi yapıyorum diye kendi kendime düşünüyorum. O insanlara göreceğim. Binlerce, on binlerce kilometreden bahsediyor değilim. Hatay'la bahsettiğim sınırlar arasında kuş uçuşu 2,5 kilometre var. Bir daha söyleyeceğim. Yani şurasıyla Esenlik merkez arasındaki kadar fark ya var ya yok. Böyle bir şey söz konusu. Elbette ki buraya geldiler, buradan kendi memleketlerine geri dönemekler. Biz zorla tutsak da kalmazlar zaten. Zorla tutmak istesek. Bunların toprakları, bunların evi. Geçen ay ilk gittiğimde biz hareket edebilecek miyiz diye, yani orası Suriye değil mi? Biz hareket edebilecek miyiz diye yüzlerce defa soruyla karşı karşıya kaldık. Bizi kendi memleketimize geri döndürdü. Ve Türkiye'de uzun zamandan beri bir taraftan insaniyeti ortaya koyuyor, dünya sahipsiz çıkmasına, sahip çıkmamasına rağmen. Bir taraftan komşuluğunu ortaya koyuyor. Ve bir taraftan da bu insanlık dramına sessiz kalmayan, sırtını dönmeyen bir anlayış ortaya koymaya çalışıyor. Bunu sağlayan bir Türkiye. Türkiye. Şimdi acaba bunun üzerinde dikkat ederseniz 2019 seçimlerinde de bunu köpürdüler. Genel seçimlerinde. Şimdi yine seçim geldi. Yine bir seçim malzemesi bunu yapabilir miyiz diye bir anlayış içerisinde olmaya çalıştı. Şu ana kadar 502 bin kişi gönüllü olarak geliyordu. Her hafta ortalama normal zamanlarda 400-500 kişi geri dönüyor zaten. Gönüllü olur. Geri döndüğü bölgeler neresidir? Onu da söyleyeyim. Bizim güvenli olarak yaptığımız bölgeler. Nereler buralar? Cerablus, Aziz, Mare, Elbap,
ve sürer ve terapet. Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimiz iş çeperini almış, içeride jandarmamız, polisimiz, hatta kaymakamımız, hatta bizim oradaki danışmanlık yapan diğer unsurlarımızın tamamı oranın güvenli olabilmesi için sabahtan akşama kadar çaba ortaya koyan bir süreci gerçekleştiriyor. Bunu yapmazsan, bunu oraya döndürür müsün? Kim gider? Kim gider öyle? Kim gider sınırın öteki tarafından 500 metre, 1 kilometre sonra atılabilecek bir bombanın bir havanın altından kim gider? Veya bir gitmeli miyim? Soruyu da sordum ya. Tamam, gitelim ölüme gönderelim, ölsünler. Şimdi böyle bir değerlendirme yapmak doğru değil.